İyi günler arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte haşhaşla bir katmer yapacağız. Bunun için kabımda 6 su bardağı unum, 1 tatlı kaşığı tuzum, 1 çay kaşığı şekerim, 1 tatlı kaşığı da kuru mayam var. Hamurumuzun malzemeleri bu kadar. Suyumuz da soğuk su. Burada da haşhaş ezmemiz var. Ben haşhaş ezmemize biraz ayçiçek yağı ekledim. Şöyle karıştırdım. Neden ayçiçek yağı ekledim? Daha kolay sürülmesi için. Şimdi hamurumuzu yoğuralım. Hamurumuz klasik yufka hamuru, lavaş hamuru gibi bir hamur olacak. Dört eşit bezeye ayırdım ben hamurumu. Şimdi açmaya başlayalım. Yaklaşık bir bazlama büyüklüğünde, lavaş büyüklüğüne yakın bir hamur açalım. Haşhaşımızı bu şekilde sürüp yuvarlaya rulo gibi yapalım. Şimdi bu şekilde de hamurumuzu toparlayıp kapatalım şöyle ucunu ve kenara alalım. İkinci hamurumuzu da açalım. Haşhaş ezmemizden sürelim. Bunu biraz daha az haşhaş ezmesi sürdüm ben. Birincininki biraz daha fazlaydı. Bunu da aynı şekilde katlayalım. Yani arkadaşlar, 4 tane bezemizi bu şekilde yapıp kenara koyup ondan sonra açacağız. Sonuncu bezemizi de yaptık. Şimdi açmaya başlayalım. İlk yaptığımız bezeden başlayalım açmaya. Unsuz olduğu için biraz nazikçe açalım. Un yapmadan açıyoruz katmerlerimizi. Evet, açtığım katmerim ben ısıttığım tavama getirdim. Pişirmek için koydum. Şöyle kenarlarında kalın olan yerlerini düzelteyim. Bu büyüklükte benim katmerim. Siz biraz daha ince, biraz daha kalın yapabilirsiniz. O pişerken ikinciyi açalım biz. Hazır olsun. Un atmadan, un koymuyoruz üzerlerine arkadaşlar. Ve biraz yavaş yavaş açacağız ki çok da kolay açılıyor zaten. Şimdi bir yüzünü çevirdim ben katmerimin. Kızardı, çok güzel kızardı. Haşhaşın da mis gibi kokusu etrafa yayıldı. Şimdi öbür yüzünü de göstereyim size. Evet, bu yüzü de çok güzel kızardı. Bunu alalım. İkinci katmerimizi getirelim, pişirelim. Kenarını düzelteyim. Yağlı kağıt koydum ben tabağımın altına. Buhar oluşmasın, yumuşatmasın diye. Bu kadar da güzel kızardı. Biz bu pişerken üçüncü hazırlayalım. İkinci katmerimiz de pişti. Tel tel, mis gibi, çıtır çıtır. Şimdi ben üçüncümüzü biraz daha büyüttüm, daha inceleştirdim. Size göstermek için. Yani büyüklüğünü
inceliğini kendi sevdiğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bütün katmerlerimiz bu şekilde tamamladık. Benim katmerlerim güzel oldu, tel tel oldu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu da alttaki büyük olan, ince olan. Kanalıma lütfen abone olun. Tekrar başka videolarda inşallah görüşürüz. Hoşça kalın.